Gönül Kunarı. Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicileri. Biz TGRT FM'de bir Gönül Pınarı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizler adına bir sorumuz olacak. Bunu ayrıntılı bir şekilde cevabını almak üzere biraz sonra soracağız. Ama mikrofonu öncelikle hocamıza bırakalım, sonra devam edelim. Buyurunuz hocam. Efendim, her cuma gecesi olduğu gibi bu cuma gecesi de biz dinlemekte olan dinleyicilerimizin kendilerinden veya yakınlarından hasta olanlar varsa Rabbimizden ankari bir zaman şifa ihsan etmesini, dertlere deva nasip etmesini, sıkıntıda olanların sıkıntılarını hayra tebdil eylemesini, eceli gelenler varsa iman selameti nasip etmesini Rabbimizden niyaz ediyoruz. Aha. Ayrıca cuma gecesinin ve günün feyizinden istifade etmemizde Rabbimiz hepimize nasip ve müyesser eylesin. Müyesser eylesin inşallah hala. Ayrıca bizleri de, neslimizden gelecek olanları da ahir zaman fitnelerinden, kötü kimselerin şerrinden muhafaza eylesin. Ve son nefeste hepimizi de iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah. Amin. Hocam, helal lokma yemenin, helalden kazanmanın, çoluğuna çocuğuna insanın helalden yedirmesi konularında sizden bugüne kadar birçok nasihat dinledik. Efendim, bilgi aldık. Birçok nakiller yaptınız. Helal kazanmanın, yani işte buradan girene ve çıkana dikkat et hadis-i şerifler var. Peygamber Efendimiz'in eshab-ı kirama. Bunun dışında mesela işte ibadetler 10 kısımdır, 9'u helal kazanmaktır gibi. Çok önemli bir konu olduğunu anlıyoruz. Helalden kazanmanın veya helal yemenin. Neredeyse her şeyin başlangıcı orası gibi. Yani ibadetin kabul olmasını istiyorsan, kolay ibadet yapabilmek istiyorsan, ne bileyim iyi insan olmak istiyorsan, seni insanların sevmesini istiyorsan filan, hep böyle helal yemekle başlıyor iş. Diğerleri onun üstüne bina edilmiş gibi. Bunu anlatabilir misiniz? Yani özellikle mesela işte helal ibadetler 10 kısımdır, 9'u helal yemektir. Nasıl yani 10 kısımdır, 9'u niye böyle helal yemektir? Diğer kalan biri nedir filan gibi sorular geliyor akla. Şimdi İslam alimleri özetlemişler. Neyi? Yani bütün ibadetlerin hepsini, Allah'tan emir ve yasaklarını özmür, tek bir cümlede de hülasa etmişler. Buyuruyorlar ki ibadetler 10 kısımdır. Say bakayım. Bir, helal lokma yemek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 kısmı helal kazanmak. Kalan bir kısmı da bildiğimiz diğer ibadetlerdir. Evet. O yani biz de onu soruyoruz. Nasıl oluyor bu? 1 helal kazanmak, 2 helal kazanmak, 3 helal kazanmak. 9'a kadar gidiyor. Evet. 10 diğerleri. Diğerleri. Dolayısıyla şimdi bunu İslam alimler açıklamışlar. Uzun uzun da bildirmişler. Ve kitaplarda anlatılırken bir ifade kullanmışlar. Mesela bu cümleyi yazdıktan sonra da buyuruyorlar ki o halde yaptığımız ibadetlerin kabul olması için helal kazanmaya ve helal lokma yemeye çalışmalıdır. Hadis-i şerifte Allah-u Teala güzeldir. Yalnız güzel yapılan ibadetleri kabul eder. Cenab-ı Hak helal yiyiniz ve salih iyi işler yapınız buyurmaktadır, buyuruldu. Başka bir hadis-i şerifte uzak yoldan gelmiş, saçı sakalı dağılmış, yüzü gözü toz içinde bir kimse ellerini uzatıp dua ediyor. Ya Rabbi diye yalvarıyor. Halbuki yediği haram, içtiği haram, gıdası hep haram. Bunun duası nasıl kabul olur buyurulmuştur. Şimdi Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki bu ve benzeri birçok hadis-i şerif var. Demin siz söze girerken de aynı şekilde konuya girerken de naklettiniz ya, çok hadis-i şerifler var. İslam ve toplum programında da olsun, huzura doğru programında da olsun, zaman zaman değişik konularda değişik bu konuyla alakalı hadis-i şerifler nakletmeye çalışıyoruz. Ehl-i Sünnet alimleri bunları yazmışlar. İşin, yani ibadet 10 kısım diyor, 9'u helal kazanmak. Evet. Biri diğer ibadetler. Allah Allah diyorsun, nasıl olacak ya? Değil mi? Şimdi onun
esprisini diyelim veyahut da özünü, hulasasını yine İslam alimleri yazmışlar. Hatta belki hatırlarsın, Allah Teala rahmet eylesin. Enver abiler bazı böyle yaptığı toplantılarda falan şey yaparken ısrarla bir şey söylerlerdi. Hani konuyla alakalı geldiği zaman hiç kaçırmazlar ve söylerlerdi. Neydi o? Helal yiyen bir kimse. Helal yiyen bir kimse. İstese de istemese de vücuduna helal lokma girmiş. Bu helal lokmadan meydana gelen bir enerji var. İşte istese de istemese de bu enerjiyi isyanda kullanamıyor bu. İstese de istemese de iyilik yapıyor. İyilik yapıyor. Tersini söylüyordu. Bir kimse haram lokma yediği zaman istemese bile o haram lokmadan meydana gelen enerjide fısk, günah, isyan otomatik olarak sudur ediyor. Otomatik olarak sudur ediyor. Yani kendini kontrol etmeye çalışsa bile de kontrol edemiyor. Niye? Çünkü o enerji, o güç onu o tarafa şey yapıyor. Kalbine aynı şekilde değişik düşünceler geliyor. Gözüyle harama bakmaya, kulağıyla haram dinlemeye, eliyle birisine işte şaka yapayım derken küt diye onu vuruyor, acıtıyor falan. Bir şey yapıyor yani. O enerjiyle. Ama helal lokma girdiği zaman bunu yapamıyor. Helal lokma girdiği zaman bunu yapamıyor. Hatta bir hadise anlatılırdı. Bu Allah Teala rahmet eylesin. Sağlıkçıydı kendisi, Mehmet Darendi abi vardı. Hatta bir kitap satışında şehit olmuştu. Trafik kazasında vefat etmişti. Şimdi, araba çarpmıştı. Bu kitap satışlarında Türkiye'nin her tarafına dolaşmıştı neredeyse. Çok yerine dolaşmıştı. Hatta bekarmış, evlenmek için gidiyor Hüseyin Hilmi Efendi, rahmetullahi aleyh, efendim evlenmek istiyoruz. Siz kitaplarla evlenmediniz mi kardeşim? Uyumuşlar, latife etmişlermiş böyle. Yani öyle gece gündüz hizmette koşturan birisiydi. Şimdi bunu tanıdı, bir üç kardeş varmış. Bir fabrikalar var, oraya uğruyor. Yani diyor, biz böyle böyle işte Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını getirdik. Size de aynı çekilerim yok diyor, biz almayız. Ya daha önce de aralarında muhabbet var, bir samimiyet var falan. Öyle yapıyor, böyle yapıyor falan. Yok, şey yapmıyorlar falan. O zaman diyor, ben hediye edeyim. Yok diyor, bizim paramız var, hediye de kabul etmeyiz diyorlar. Bu böyle kafasına dank edilmiş falan. O zaman da aynı şekilde böyle kitap satışlarında falan ne kadar kitap gittiyse falan onu rapor etmek için işte bir ara Hüseyin Hilmi Efendi'ye rahmetullahi aleyh huzuruna gidiyorlar. Bakıyor ki o mübarek zat bunu üzüntülü görüyor. Diyor, siz diyor zihninize bir şey mi takıldı? Siz yüze bir şey mi oldu? O da açık net bir şekilde efendim diyor, böyle böyle oldu. Böyle böyle oldu. Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh verdiği cevap. Bak, bunların fabrikalar var. Para da var. Buyuruyorlar ki, kardeşim niye üzülüyorsunuz? Bu hizmetlere verecek paraları yok onların. Çok para var ama buraya verilecek para yok. Allah Teala nasip etmiyor. Nasip etmiyor. Yani içerisine şu veya bu şekilde onun içerisine bir şeyler giriyor. Bir şeyler karışmış yani. Dolayısıyla o para da buraya nasip olmuyor. O para da buraya nasip olmuyor. Yani Cenab-ı Hak nasip etmiyor onu. Yine Allah-u Teala rahmet eylesin, Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh kendileri de anlatırmış talebelere de. Evvel abiler zaman zaman toplantılarda anlatılır, kitaplarda var. Bahattin-i Buhari, Şah-ı Nakşibend diye biliniyor bu zat, Kudüs-i Sur. Onun zamanında, şimdi zamanımızda var ya böyle hamsofular, kendini alim zanneden, hele bir de şimdi etiket falan varsa, ondan sonra bir de yahut da sarık sakal cübbede falan varsa, oho, önünden geçmeye gör yani, Allame-i Cihan olmuş. Hanımlardan da var öyle. Hoca hanım, hoca efendi, neyse böyleleri çoğalmış yani. O dönemde de böyle hamsofular varmış. Adamcağız belli bir işte tetebbuatta yani mürekkep yanamış. İbadet de yapıyor ha, ameli de var. Ama nereye gitse işte Şah-ı Nakşibend Bahattin Buhari Hazretleri, hangi şehre gitse Şah-ı Nakşibend Bahattin Buhari Hazretleri, nereye gitse Allah Allah demiş. Bu da gece gündüz ibadet ediyor, her gün oruç tutuyor. Namaz kılıyor. O kendisini hani alim ve olmuş kabul ediyor ya. Allah Allah diyor. Bu nasıl bir zatmış diyor. Bir de ben gideyim. Benden ne farkı var yani? Ne farkı var? Onu yani görmeye gidiyor ha, yani. Geliyor. Bahattin Buhari Hazretleri'nin dergahı. Diyorlar ki efendim böyle misafir. Buyuruyorlar ki hoş geldiniz, sefa gelin. Bir oda tahsis edin diyor. Oda tahsis ediyorlar. Orada o ikamet ediyor. Her gün bakıyor bunların ibadetlerini, gözetliyor. Bir hafta 10 gün falan öyle kalıyor.
Tam beş vakit namazı cemaat var dergahta, mescit zaten. Orada kılıyorlar. Pazartesi, perşembe günleri oruç tutanlar var. Ve yemek zamanı mükellef, güzel de yiyorlar. Allah Allah. Yatsı yıkılıp da yatıyorlar. Bu geceleri de uyumuyor, ibadet de ediyor. Her gün de oruç tutuyor. Nihayet bir gün yine Şah Nakşibend Bahattin Buhari Hazretleri ile beraber sofradalar. Baş başa yemek yiyorlar falan. Diyor ki efendim özür dilerim ama diyor ben diyor bir hafta 10 gündür falan sizi diyor gözetliyorum. Yani ne farkınız var da her tarafa şöhretiniz yayıldı, ben anlamadım diyor. Ben anlamadım. Ben diyor her gece diyor mesela sadece teheccüde kalkmıyorum. Teheccüde mutlaka kalkıyorum da diyor geceleri bile uyumayıp ibadet ediyorum. Gündüzleri her gün oruç tutuyorum. Şu kadar zikir çekiyorum, şu kadar ibadet ve taat yapıyorum ama benden kimsenin haberi yok diyor. Size baktım diyor, maşallah diyor, güzel yiyorsunuz. Beş vakit cemaatle, bu diyor bir ayrıcalık değil ki diyor, her taraftaki Müslümanlar diyor, camide kılıyorlar, cemaatte kılıyorlar ya, bu farklı bir şey değil diyor. Yani fark diyeceksin, farklı bir şey değil, herkes yapıyor bunu diyor. Yemeği de güzel diyorsunuz diyor. Beş vakit namazı cemaatte kılıyorsunuz. Herkes yapıyor bunu diyor. Oruç baktım diyor işte bazen pazartesi, perşembe günleri bir oruç tuttuğunuz oluyor diyor. Onun dışında diyor gecelerde diyor horul horul yatıyorsunuz diyor yani. İşte sabah namazına kalkıyorsunuz ama bazılarınız teheccüde kalkan oluyor falan ama diyor. Yani diyor açıkçası ben sizde olağanüstü bir şey görmedim diyor. Ama diyor her tarafa yayılmışsınız. Her tarafa yayılmış, isminiz duyulmuş. Bunun diyor sebebi, hikmeti. Şah Nakşibend Bahattin Buhari Hazretleri buyuruyor ki önlerinde böyle bir tepsi şey var. Pilav. Pilav. Keramet pilavda buyuruyor. Allah temelli. Adam temelli kafası karıştı. Temelli kafası. Anlamadım diyor nasıl. İşte o helal kazanmanın, helal yemenin ehemmiyetini anlatıyor. Buyuruyorlar ki şu yediğim pirinç. Pirincin ekildiği toprak abdeste sürüldü. Bu pirinç abdestle toprağa aynı şekilde düştü. Abdestli olarak biçildi. Abdestli olarak da aynı şekilde bu dergaha taşındı bunlar. Bu pirincin pilav haline dönebilmesi için lazım olan odunlar da abdestli olarak ve besmeleyle kesildi, getirildi. Ve bu pirinç tarladan kalktığı zaman uşurda verildi. Adam diyor ki yani diyor. Bunun her bir tanesi tayyiptir, helaldir, mübarektir. Bu pilaviye ister sabaha kadar ibadet et, isterse uyu diyor. Yani işin sırrı helal lokmada diyor. İşin sırrı helal lokmada. İşin sırrı helal lokmada. Efendim ben şu kadar ibadet yapıyorum, bu kadar yapıyorum. Yok. Bir de mesela zaman zaman onu İslam ve toplumda da yeri gelince anlatıyorsun. Sura doğru da anlatıyoruz da İbrahim İnetem Kudüs'e Sura Hazretleri. Bağdat'ta veyahut da Küfe'de bir gün böyle bir hurma satın almış. O anda işte teraziden kendi torbasına koyarken işte yere düşen hurma da olmuş. Onlar da almış koymuş. Fakat bir müddet sonra bunda bir sıkıntı başlamış. Ya oradan işte hani Küfe'deyse Bağdat'a gitmiş, Bağdat'tan Şam'a gelmiş, tövbe istiğfar ediyor, şey yapıyor. Bir türlü tabii evliya olduğu için o sıkıntının, karartının ne olduğunu iyi biliyor. O sıkıntıyı giderebilmek için ta Kudüs'e gelmiş biliyor musun? Ta Kudüs'e gelmiş. Kudüs'te Mescid-i Aksa'da işte akşamı kılmış, yatsıyı da kılmış. Herkes gitsin, yalnız başına Mescid-i Aksa'da gece ibadet edecek, tövbe istiğfar edecek. O kalbindeki karartı, sıkıntı gitsin diye bekleyecek. Tam bu hazırlık yaparken bakmış kapı gıcır gıcır açılıyor falan. Hemen orada bir hasır varmış. Hasırın altına kendini örtmüş. Girmiş oraya beni görmesinler diye. İşte 30-40 kişi gelmişler. Beraberce ibadet yapmışlar. Onlar bir başı var. Ondan sonra sohbet ederken buyuruyor ki bugün diyor bir misafirimiz var. Ta Küfe'den geldi. Kalbinde bir sıkıntı var. Sıkıntının sebebini arıyor deyince bu hasırın altından çıkıyor. Sebebini söyle diyor. Ben bunun için geldim buraya. Her şeyi biliyorsun. Madem diyor bunların hepsini biliyor. O zaman diyor bunun diyor çaresini de söyle. Diyor ki hurmacıdan hurma almıştın. Evet diyor aldım. Yere hurma düşmüştü onu da aldın. Evet diyor o senin değildi diyor. Satıcınındı. Ana. Sen senin zannederek aldın. Senin zannederek aldın diyor. Kalbindeki sıkıntı o. Git helallaş bedelini öde ondan sonra kurtulursun buyuruyor. Kudüs'ten dönüyor Küfe'ye gidiyor adamı buluyor. Parasını veriyor, helallaşıyor, o sıkıntıda gidiyor.
Ya buna benzer şeyler kitaplarda habire böyle anlatılmış Mustafa Bey. Habire anlatılmış. Neyin ehemmiyetini bildiriyor? Neyin ehemmiyetini bildiriyor? İbadetler 10 kısım, 9 helal kazanmak diyor. Evet. 9 helal kazanmak. Sen eğer haram lokma yiyorsan açık net üstüne basa basa buyuruyorlar ki haramla beslenen beden ibadet edemez. Haramla beslenen beden secde edemez. Rükûya gidemez. Oruç tutamaz. Peki ne yapar? Bu isyan eder. Harama gider. Zina eder. Kumar oynar. Ne bileyim onun bunun hakkını gasp eder. Zulmeder. Ve bu hallerde onu cehenneme götürür. Mesela bazen rastlamışsınızdır sizde. Haramla beslenen bedenin cehennemde haramla beslenen beden cehennemde yansa gerektir. Osmanlıca kitaplarda geçiyor bu ifade. Haramla beslenen beden cehennemde yansa gerektir diye ifadeler geçiyor. Şimdi bizi dinleyenler diyecekler ki iyi güzel de arkadaş böyle çok ağır girdiniz. Bunun çaresi yok mu? Var tabii ki. Olmaz olur mu? Çare her zaman için, efendim kafir için açıktır. Müşrik için açıktır. Fasık için açıktır. Bidat sahibi için, herkes için açıktır o kapı. Nedir o kapı? Allah-u Teala'nın tövbe istiğfar kapısı. Şartlarına uyarak tövbe edersen Allah-u Teala kabul ederim buyuruyor. Yeter ki Allah-u Teala'nın bildirdiği o şartlara uyarak Allah-u Teala'ya dön. Efendim ben şartlarına uyarak yaptım. Ben bilemem. Ben de senin gibi mahlukum. Yaratılanım. Kitaplarda yazılanları naklediyorum. Sen de kulsun, ben de kulum. Ben seni aldatırım, sen de beni aldatırsın. Ama ne sen, ne ben, ne bir başkası sahibimizi aldatamayız ki. O zaman adam gibi döneceksin. Ya Rabbi ben hata ettim. Ben senin de emri dinlemedim. Özür dilerim ya. Samimiyetle yapacaksın bunu. Hani zaman zaman anlatıyoruz ya, Menakıb-ı Şariyari Güzin kitabında anlatılıyor Hazreti Ömer'in üstünlükleri anlatılırken. Hazreti Ömer devlet başkanı. Bir gün böyle o kayrülü yapma zamanıymış da kayrülü yatmamış. Bir ses işitiyor. İşte Baki kabristanın orada bir ağacın altında salih bir kulumuz yatmaktadır. Git onun ihtiyaçlarını gör diye. Allah Allah. Hemen bir kez altın alıyor gidiyor. Bakıyor kimse yok. Bir ağacın altında birisi yatıyor ama başının altında bir saz var. Allah Allah. Salih kul. Sazlı salih kul. Hazreti Ömer de şaşıyor. Allah Allah diyor. Başka da kimse olmayınca gidiyor. Adam uyuyor. Eliyle uyandırıyor. Hazreti Ömer görünce korkuyor tabii ki. Diyor, korkma korkma diyor. Kalk bakayım diyor. Kalk. Bana dendi ki salih bir kul dendi. Senden başka da kimse yok. Sen nasıl bir salih kulsun anlat bakayım. Diyor ki ya Emirül Müminin, ben ömrümü, aha diyor, şu çalgıyla diyor, işte yiyeceklerimi kazanırdım. Ama yaşlandım diyor. Şimdi beni düğünlere falan çağırmıyorlar. Sesimi de kimse beğenmiyor. Başka bir yatırımım da yok. Tanıdığım da yok. Ve bugün diyor aç kaldım. Cepte para da yok. Ondan sonra Rabbime döndüm. Ya Rabbi, ömrüm boyunca sana isyan ettim. Ömrüm boyunca sana isyan ettim. Ama diyor, yaşlandım. Hiçbir kapıya gidemedim. Vallahi diyor, senden başka da başka da kapı bulamadım. Yok diyor. Senden başka yok. Ben diyor, sana sığındım yine. Özür dilerim. Tövbe ettim ben. Ondan sonra uyku bastırdı diyor. Açlık sebebiyle diyor, yatmışım. Bana böyle böyle dendi diyor. Bir ihtiyacın olduğu zaman bana gel. Al şu kese altını. Bir ihtiyacın olduğu zaman başka bir yere gitme. Doğru bana gel. Doğru bana gel. Şimdi bak. Adamcağız bir defa tövbe etti ama hakkıyla etti. Adam gibi etti. Deminden beri o şey yapıyoruz ya. Evet. Adam gibi etti. Hücrelerine varıncaya kadar ağlamış sızlamış. Cenab-ı Hakk'a dönmüş. Allah-u Teala da her şeyin sahibi değil mi? Kulum ben sana affettim. Geçmişlerini de sildim. Sana da sevgimi verdim. Seni salih kul yaptım. Evliya yaptı yani. Ondan sonra bir sevdiği kulu da onun ayağına gönderdi. Git buna yardım et dedi. Değil mi? Evet. Şimdi devlet başkanını gönderdi. Devlet başkanını gönderdi. Şimdi hatıra gelebilir. Ama efendim işte o Hazreti Ömer. Ya sen ne karıştırıyorsun orasını? Hazreti Ömer de kul. Öbürüsü de çalgıcı da kuldu. Ama salih kul oldu. Salih kul oldu. Yani o kapı herkese açık. Herkese açık. Efendim ben haram yemiyorum falan. Ha haram yemiyorum. Şimdi zaman zaman hep anlattığımız bir hadise var. İşte bir gün
İmam-ı Azam Übani Hazretleri bir kimse gelir. Efendim benim yaşım aile ilerledi. Ömrümün son günlerinde vakitlerimi makbul olan kıymetli ibadetleri yaparak geçirmek istiyorum. Bana kıymetli olan ibadetlerden, dualardan birisini yazsanız da ben hep o ibadeti yapsam ve o duaları okusam dedi. İmam-ı Azam Übani Hazretleri o kimseye birkaç gün sonra gelmesini söyledi. Adamcağız da peki diyerek gitti. Ve bu zaman içinde İmam-ı Azam Übani Hazretleri bey ve şira alışveriş bilgilerini yazdılar. O kimse gelince de bu bilgileri ona verdiler. O kimse yazılan bilgilere bakınca, efendim sizin yazdığınız bu bilgiler tüccarlara lazım olur. Ben evimde oturup ibadetle meşgul olacağım ve dua edeceğim. Sizden istediğim de bu idi dedi. Bunun üzerine İmam-ı Azam Übani Hazretleri o kimseye, yiyecek ve giyecek lazım olmayan kimse var mıdır dedi. Dinin alışveriş kısmını bilmeyen bir kimse haram lokmadan kurtulamaz ve yaptığı ibadetlerin sevabını alamaz. Dolayısıyla çektiği zahmetleri boşa gider ve azaba yakalanır. Neticede de çok pişman olur buyurdular. Özetlemiş İmam-ı Azam Übani Hazretleri. Hatta kitaplarda anlatırken adamcağız diyor ki herhalde diyor, ben diyor yanlış anlattım siz veyahut da siz yanlış anladınız. İmam-ı Azam Übani Hazretleri diyor ki yok diyor sen doğru anlattın, ben de yanlış anlamadım, doğru anladım diyor. Sen diyor ahir ömrümde böyle dua edeyim, ibadet yapayım demedim mi? Öyle dedim diyor. Helal lokma yemezsen yaptığın ibadetler kabul olmayacak arkadaş diyor yani açıkçası. Olmayacak. 100 yaşına gelsen de öyle. 1000 sene yaşa istersen bir faydası olmayacak diyor. Ve açık net bir şekilde dolayısıyla çektiğin zahmetlerin hepsi boşa gider ve azaba yakalanırsın buyuruyor. Azaba yakalanırsın. Neticede de çok pişman olursun. Onun için de eline beyveşire alışveriş bilgisini yazdım. O zaman aynı şekilde kimler yiyecek, içecek, gıda, giyecek neyse satıcılar, o satıcılardan bir şey alırken Allah'tan emrine riayet ederek alıp yapacak, alacaksın. Öyle yiyip içeceksin. Yani helal olacak yediğin içtiğin. Helal yediğin zaman, Şah-ı Nakşibend Kutusu Sözleri bize biraz öyle anlattım. Yediğin helal lokma ise hani buyuruyorlar ya, ister sabaha kadar yat uyu, ister ibadet yap diyor. Değişmez yani diyor. İşte değişmez. Ama haram işlediğin zaman, hele haram lokma girdiği zaman o haram lokmada mutlaka bir enerji meydana gelir. Ben onu kitaplarda da gördüm. Enver abiler Allah Teala rahmet eylesin buyuruyorlardı ki haram lokma yiyince buyurdular. İnsanın önünde etrafında o haramın meydana getirdiği bir zulmet kalkanı oluşturmuş. Ha, biz görmüyoruz ama Allah'tan sevdikleri tarafından görülüyor. Zulmet kalkanı. Dolayısıyla başkasının yaptığı dua da o zulmet kalkanına çarpan ona isabet edemezmiş. Yani gıyabında yapılan duanın da faydası olmuyor. Dolayısıyla hani konuya girerken efendim ibadetlerin 10'da 9'u helal kazanmak bazılarına böyle şey geldi. Tuhaf geldi. Aa ne demek bu falan. Ya hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh aşırı 25'te ya Resulallah dua edin de Allah Teala benim her duamı kabul eylesin. Ya Sa'd buyuruyorlar. Mübarek ağzını gösteriyor. Buna dikkat et. Buradan girene, buradan çıkana. Giren helal lokma. Suyu, meşrubatı, yiyeceği, içeceği ne varsa. Peki çıkanı haram söylemeyeceksin, gıybet etmeyeceksin, dedikodu etmeyeceksin. Evet. Giysin de öyle. Mesela Saadet-i Ebediye'de anlatılırken orada bir hadis-i şerif naklediliyor. Abdullah Mübarek Hazretleri'nin de bir nakil var. Ya giydiğin gömleğin ya da giydiğin neyse pantolonun, ceketin düğmesi denmiyor. Düğmesinin ipliği haramdansa kabul olmaz. Yani o kabul olmaz. Sen vazifeni yaptın, niye kılmadın diye sormazlar da o ibadetten hasıl olan sevabı o haram götürüyor. İmam-ı Azam Übani Hazretleri'nin buyurduğu gibi sonunda elin boşa çıkıyor. Yazık günah değil mi ya? O kadar aynı şekilde uğraş dedin. Sonra o zaman öyleyse Emen abiler Allah rahmet eylesin. Bir seferinde Cağaloğlu'ndayız. Bir toplantı olmuştu. Orada şöyle baktılar. Buyurdular ki güzel çalışıyorsunuz. Bazıları görüyorum çok çalışıyorsunuz. Gayret ediyorsunuz. Ama dediler kovanın altı delik ya. Kovanın altı delik. Doldur dolmuyor bir türlü. Peki nasıl kıvanacak? Helal lokma yiyeceksin. Ağzına dikkat edeceksin. Gözüne dikkat edeceksin. Eline dikkat edeceksin. Yani delik olmayacak. Orayı kapatman lazım. O deliklerde haramlar kastedilen de o. Orayı kapatmadığı müddetçe de Allah Teala muhafaza buyursun. Yani elimiz boşa gider. Hocam müsaade ederseniz şimdi bir ara verelim. Bu aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Gönül Pınarı. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Gönül Pınarı programının ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler veriyordu. Kısaca hatırlayacak olursak, haram yemenin, haram lokmanın faydaları nelerdir, önemi nedir? Bundan bahsediyordu. Evet hocam, buyurunuz. Şimdi birinci bölümde bir hadis-i şerif naklettik de orada hani Peygamber Efendimiz diyor ki uzak yoldan gelmiş saçı sakalı dağılmış yüzü gözü toz içinde bir kimse ellerini uzatıp dua ediyor. Ya Rabbi diye yalvarıyor. Halbuki yediği haram, içtiği haram, gıdası haram. Bunun duası nasıl kabul olur? Yediği içtiği haramsa bunun duası kabul olmaz buyuruyorlar. Kabul olmaz. Bu sebepten dolayı haramı helali bilmeyen, bunları birbirinden ayıramayan bir kimse haramdan kurtulamaz ve böylece de yaptığı ibadetleri boşa gider. Yani bu ibadetler karşında sevap alamaz. Hadis-i şerifte helal kazanmak her Müslümana farzdır buyurulmuştur. Her Müslümana ama kadın erkek. Başka bir hadis-i şerifte ilim öğrenmek her Müslümana farzdır buyurulmuştur. İslam alimlerinden bazıları bu hadis-i şerifteki öğrenilmesi emredilen ilimden maksadın helal ve haramı öğreten ilim buyurmuşlardır. Ya bu hadis-i şerifte murat mı buyuruyor? Helal ve haramı öğreten ilim. Şimdi İmam-ı Azam Hazretleri'nin yaptığı gibi. Yaptığı yani. Gibi. Şimdi Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, alim hakla batılı ayıran demektir buyururlar. Bunu Emir abiler haber anlatırlardı, naklederlerdi. Yani kendi talebeler de duymuşlardı onu. Alim hakla batılı ayıran. Adam ilahiyatta prof. Hakla batılı ayıramıyor. Çok kitap okumuş. İlahiyatta prof, hukukta prof, nerede olursa olsun. Veya adam medresede müderris. Hakla batılı ayıramıyor. Adam sarık var, cübbe var, hakla batılı ayıramıyor. Ölçüyü tutturamıyor, bilemiyor. Efendim çok şey biliyor. Doğrudur. İblis de biliyordu. Ama ayıramadı. Cehenneme gitti. Ayıramadı. Alim hakla batılı ayırandır. Hakla batılı ayırandır. Şimdi o hadis-i şerifi de İslam alimleri bu ilim öğrenmek her Müslümana farzdır. Helal ve haramı öğreten ilim. Helal ve haramı öğreten. Ve din ilimlerinde de efendim çok şey biliyorum. Ama hakla batılı ayıramıyorsan bir işe yaramaz. Mesela hubbu fillah, buğdu fillah. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Ya adam bakıyorsun, ya bir de sahiplerini de görüyorsun. Bakıyorsun masonik aynı şekilde çember içerisine girmiş. Mesela Abduh gibi, Cemalettin Efgani gibi o Abduh'un yetiştirmeleri, Reşit Rıza gibi, sonra onlar kendilerine şey alan Seyit Kutuplar gibi, Mevdudi gibi, bunların hepsi mason. Hepsi mason. Ve İslam alimi diye takdim etmişler bunları. Sarıklı, cübbeli falan filan bunların hepsi. Ama din düşmanı bunlar. Din düşmanı. Peki bunlar medresede okudu, kitapta okudu. Ne oldu? Hakla batılı ayıramadı. Peki efendim niye bu hale geldi? Bir yerde mutlaka kaçak var. Bir yerde mutlaka kaçak var. Ya haramdan beslendiler. İhtimal haramdan beslendiler. Veya kibre kapıldı. İblisin yoluna düştü. Ben de varım dedi. Ha, sen de varsan aslında yoktun da. Varım dedi. Cehenneme kütük oldu gitti. Cehenneme kütük oldu gitti. Ne işe yaradı? Efendim şu kadar çok fakülte bitirdi, şu kadar diploması var, şu kadar kitap okumuş falan. Ama neticede nereye gitti? Allah rahmet eylesin, Enver abiler hep anlatırlardı. Hüküm neticeye göre verilir. Evet. Anlatıyor böyle, şöyle şöyle şöyle. Nereye gitti? Neticesi ne? Neticesi nereye gitti? Cehenneme. Bir işe yaramadı arkadaşım ya. Bir işe yaramadı. Hani arkadaşım birisi Cağaloğlu'ndaydık o zaman da bir gün gelmiş demiş bir ünite amiri. Efendim demiş ben işte ona demiş 99 defa sabrettim 100. de patladım. Hemen abiler bulmuşlar ki demiş niye sabrettin 99 defa madem patlayacaktın daha birinci seferde patlasaydın. Bizi patlamayan lazım. Niye yordun kendini? Niye yordu kendini? Ve Müslüman da öyle. Hatta İbrahim'in Ethem Hazretleri'nin hocası işte bir gün aynı şeye geliyor dergaha. Hocası imtihan ediyor. Eline diyor bir ip bir balta veriyorlar. Git diyor dağdan odun getir. Giderken tabii şehzadelikten geliyor. Hükümdarlıktan geliyor ya. Onun kalbine çıkarılması lazım. Bir talebesini arkasından gönderiyor. Git diyor arkasına bir yumruk vur diyor.
Cevap vermesi bir daha vur. Cevap vermesi bir daha vur. Cevap verirse gel bana söyle. Bir vuruyor ses yok. İki vuruyor ses yok. Üçüncüyü vurunca dönüyor. Diyor ki senin istediğini biz beltte bıraktık diyor. Koşarak geliyor talebi efendim böyle böyle. İyi o zaman diyor koş yetiş. Elindeki balta ve ipi al gitsin belhe. Ya. Hala belh diyorsun. Belhi unutamamış. Ya hala belhi unutamamışsın. Belhi unutamamışsın. Allah-u Teala'dan başka kalpte hiçbir şey olmaması lazım. Hiçbir şey olmaması lazım. Efendim ben şu ilimleri okudum, şu kadar kitap okudum. Ben var ya, ben var ya, ben. Oo arkadaş senin kalp benle dolu. Ölmüşsün sen. Ölmüşsün sen. Allah-u Teala hidayet versin. Allah-u Teala hidayet versin. Onun yok olması lazım. Mevlana Bağdadi Hazretleri. Ya Bağdat Üniversitesi rektörüydü bu zat. Şimdiki gibiler de değil ha. Müslüman, gayrimüslim bütün tebaa ayağa kalkardı. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri için de öyleydi. Ayağa kalkardı. Sultanlar ayaklarına gidiyordu. Hatta o Selçuk Sultanlardan birisi Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ne gidiyor. Yani bir tabir caizse yani onun seviyesinde ince bir şekilde fırça atıyor. E sultan bu. Yani altyapısı da güçlü. Diyor ki bunu başkası söyleseydi. Çok da gittiydi. Ama diyor bu diyor doğru söylüyor. Ve de diyor bu hatalar var. Bunu Allah için söylüyor. Ve onu yutuyor sultan olduğu halde. Sultan olduğu halde onu yutuyor. E Mevlana aldı Bağdadi Hazretleri. Ort prof diyelim hani bizim zamanlar vardı ya. Ordiner işte kendilerini ayırt etmek için falan. Öyleydi. Ama Abdullah Dehlevi Hazreti yüzüne bile bakmadı. Bir ip bir kova verin de helal temizlesin dedi. Ama zor ya. Şimdi mesela diyecekler ki veya gelir. Bak bana ağır gelmiyor. Ama bana ağır gelen başka bir şey var onu ben bilmem. Bu işin mütehassıları bilir. Bana ağır gelmiyor. Ben elime kova alır götürür helayı temizlerim. Bana ağır gelmiyor. Hakikaten denedim defalarca. Evde de yapayım o işi. Hiç bana bakayım yok. Hani birisi beni böyle helal temizlerken görsem yok şey yapmıyor. Ama benim dersim de bir yerden aynı şekilde şey yapıyordur. Onu Allah-u Teala'nın sevgili kulları bilir. Neresinden basacağını bilir. E şimdi Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri'nde en hassas noktası orası. Basıyor ya. Şimdi ort prof helal temizliği. Bir gün nefsi diyor ki ya diyor. Deli mi veli mi birisinin sözüne kandın geldin diyor. Yüzüne bile bakmadı. Verdiler eline diyor kovayı ipi. Ha böyle süpürgeyi helal temizliyorsun falan. İşte o anda nefsine diyor ki bak nefsim. Vallahi diyor. Sakalımla süpürürüm diyor. Elindeki süpürgeyi o anda atıyor. Tam yere yeri kapanıp sakalıyla süpürecek yeri. Abdullah Dehlevi Hazretleri talebesinin birisi koşarak geliyor. Hocamız bekliyor ilk defa ha. Geliyor. Bir sohbet ediyor falan. Diyor ki tamam bitti işin. O kadar. Diğerler diyor ki efendim senelerce bekliyoruz. Bu Bağdatlı. Senin özelliği var. Ve Abdullah Dehlevi Hazretleri diyor ki lazım olan ilimler hepsi bunda mevcut. Biliyordu yani. Biliyordu. Ve evliyalık iklimine de dahildi ama nefsi mutmain değildi. Arıyordu. Arayış içerisindeydi. Elde ettiği ilim kalbinin etrafında kibir halesi meydana getirdi. Biz diyor bu kadar zamanda bu kibir halesini kırmak için uğraştık. Kırıldı diyor elhamdülillah. Bitti iş diyor. Zaten efektisi vardı. Hadi şimdi hadi şimdi dön geriye. Hadi şimdi dön geriye git oralarda aynı şekilde hizmetine devam ettir. Dolayısıyla bu işi ancak onlar bilir. Mesela 72 bidat fırkası deniyor. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala hazırladığı kitaplarda o faideli bilgilerde bir şey naklediyorlar o kitaplarda. Buyuruyorlar ki 72 bidat fırkasının alimleri vardı. Alimdi bunlar. Ama hiçbirinin rehberi yoktu. Kendini rehber kabul ettiler. Mürşitleri olmadığı için nefisleri de itmana kavuşmadığı için bunlara İştihat makamı nasip olmadı. Nasip olmayınca da sapıttılar gittiler. O 72 bidat fırkası öylece çıktı buyuruyor. Onun için de hani ehl-i sünnet alimleri kılı kırk yararak her şeyi yazmışlar kitaplarına. Her şeyi yazmışlar. Hadis-i şeriflerden nakletmişler ve hadis-i şeriflerdeki muradı da nakletmişler. Mesela bilim, ilim öğrenmek her Müslümana farzdır. Hadis-i şerifini helal ve haramı öğreten ilimdir buradan kastedilen buyurmuşlardır. Bizim de vazifemiz öncelik onlar mı olması lazım tabii. Mesela bir zamanlar bazı kimseler işte İbrahim'in Ethem Hazretlerine gelmişler demişler ki efendim falanca yerde bir genç var gece gündüz durmadan ibadet ediyor. Saatte bir de kitabında anlatılıyor bu. Vecde gelip kendinden geçiyor dediler. Bunun üzerine İbrahim'in Ethem Hazretleri o gencin yanına gider. 3 gün o gencin yanında misafir kalır. O gencin halini
dikkatle inceler. Genç de kendisine söylenenlerden daha fazla çok haller görür. Çok gayretli İbrahim bin Ethem Hazretleri kendinin soğuk, halsiz, habersiz, gencin ise böyle uykusuz ve gayretli haline şaşıp kalır. Tabii bu durum karşısında gençteki bu hallerin şeytandan olup olmadığını anlamak ister ve gencin yediğine, içtiğine dikkat eder. Ve dikkatle gencin yediklerine, yani ağzına aldığı lokmalara bakar ve o lokmaların helalden olmadığını anlar. Kendi kendine Allahu Ekber, gencin bu halleri hep şeytandandır, istirahat yani der. Ve o genci evine davet eder. Kendi helal kazandığı lokmalardan, yemekten yedirince gencin o hali değişip o aşkı, o arzusu, o gayreti kalmaz. Genç İbrahim Ethem Hazretleri'ne bana ne oldu diyor, bana ne yaptın sen, niçin ben böyle oldum diyor. Bana bir şeyler mi yaptın diyor. İbrahim Ethem Hazretleri gencin bu sorusu üzerine yok diyor, sana bir şey yapmadım. Yediğin yemekler helalden değildi. Yemek yerken şeytan da midene giriyordu. O haller şeytandan oluyordu. Helal yiyince şeytan midene giremedi ve asıl doğru halin, halin meydana çıktı. Yani takkil üçlü kel görüldü. Tamam, hadise bundan ibaret. Hadise bundan ibaret. Bundan ibaret. Ya bu kadar ehemmiyetli miymiş? Evet, bu kadar ehemmiyetliymiş ya. Bu kadar ehemmiyetli. Yani gencin haline bak. E şimdi bunun etrafındaki olanlar şöyle mübarek, böyle mübarek. Onun istiraç olduğunu da bilemezler. Onun istirahatçı olduğunu da bilemezler. Peki bizi dinleyenlerden hatırına gelebilir. İyi de yani şeytanda da olağanüstü haller var. Kafirde, fasık Müslümanda, bidat sahibi olan Müslümanda bile olağanüstü hali olabilir. Bunlar da istirahat denmiş. Evliyada da keramet, o da olağanüstü haldir. Bu ikisi nasıl fark edilir? Keramet insanı Allah-u Teala'ya yaklaştırır. Ve keramet sahibi keramet göstermeyi murad etmez. İstemez. Ve yaptığı ibadetlerin de bilinmesini arzu etmez, söylemez de. Bilinmesini istemez, söylemez de. Peki ama bunların yaptıkları hep açığa çıkmış, kendileri çıkarmadı bunu. Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyor ki, bunları Allah-u Teala açığa çıkardı onların halini. Mesela bir hadise nakledelim. Bir gün Ebu Hüreyre radıyallahu anh hazretinin Mescid-i Nebi'de, yani bir meselenin açığa çıkması konusu için misalle anlatayım. Naklediyoruz daha doğrusu. Sadece Peygamber Efendimiz var. Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretleri pek gitmezlermiş bir tarafa. Birden mihrapta Resulullah Efendimiz tefekküren başını kaldırmış. Git söyle buyuruyorlar. Ne söyleyeyim ya Resulullah diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretleri. Buyuruyor ki la ilahe illallah diye cennete girecek. Ebu Hüreyre radıyallahu anh hazretleri başlıyor efendim diyor. Yalnız diyor şimdi benim hakkında suizan edebilirler. Bir vesika, bir delil olması için ayakkabınızı alabilir miyim? Yani verebilir misin? Tabii diyor, al. Alıyor, kucağına da basıyor Resulullah Efendimiz'in aynı şekilde ayakkabısını. Dışarı çıkıyor. İlk karşılaştığı Hazreti Ömer. Diyor ki nereye? Resulullah Efendimiz'in emrini tebliğ ediyor. Ne buyurdular diyor. La ilahe illallah diyen cennete girer. Sen diyor yanlış duymuşsundur. Hayır diyor, yanlış duymadım. Yok diyor, yanlış duymuşsundur. Veya eksik duymuşsundur diyor. Başka bir şey de söylemiş de olabilirler. Hayır diyor. Eksik değil, yanlış da değil diyor. Bak diyor, ayakkabısını da verdi diyor. Şahit bu diyor. Hazreti Ömer güçlü kuvvet olduğu için ittiriyor ve yere de düşürüyor. Dön diyor, bir daha soralım Peygamber Efendimiz'e. Döndürüyor. Geliyorlar beraber mescide. Ya Resulallah siz böyle buyurdunuz mu? Evet buyuruyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh, ya Resulallah bunu altyapısı müsait olmayanlar duyarsa namazı, ibadetleri terk ederler. Nasıl olsa la ilahe illallah diyen. Terk ederler. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam peki o zaman söylemesin buyuruyorlar. Ama bütün teferruatıyla beraber kitaplarda var bu. Peki bunu açığa çıkaran kim? Allah-u Teala. Allah-u Teala. Ve Evliya-i Kiram'ında mesela Davud Tahi Hazretleri 30 sene oruç tutmuş, annesi bilememiş. E biz biliyoruz ya, kaç asır sonra. Allah-u Teala açığa çıkartıyor bunları. Niye? Onu da izah etmişler Ehl-i Sünnet alimleri. Şimdi biz biraz böyle bir şeyler falan yapınca elhamdülillah Mustafa ben şey falan filan hemen başlıyoruz yani kasılmaya. Hele bir de üç defa kalksam var ya havamdan geçmezsiniz. Muhakkak söylettirir bizim gibiler onu. Muhakkak söylettirir falan. Hani ya direkt söylemedim de hatırıma geldi, yalan.
Boyuna nefis diyor ki söyle, söyle bir fırsat bul. Konuyu oradan getir, buradan getir. Ya bu gece uykum kaçtı da böyle bir kalkayım dedim. Baktım seher vaktiymiş tam da. İşte teheccüd vakti bir namaz kıldım. Çok hoşuma gidiyor. Sana da tavsiye ederim ya. O tavsiyeyi de unutmaz yani. Anladım. Tavsiye eder. Onu da yapar falan. Tabii uçtu gitti ama. Uçtu gitti. Nefsten ama evliya-i kiram Allah adamı. Fakat öbürleri hani diyeceksin o nefsine tabi olarak olağanüstü bir hal, istiraç şeklinde kendisini gösterdiği zaman şeytanın yolunda olanlar onu herkes görsün aferin desin diye de yapar. Ve açık açık da aynı şekilde göstermeye kalkar onları. Ve hatta bazen insan dehşette hakikaten korkuyor. Cenab-ı Hak imtihanı için mesela Osman'ın elini açıyor. Osman'ın dualarını kabul ediyor. Kendisi de görüyor. Allah Allah. Bir müddet sonra bu makas değiştiriyor. Gel gel ne ihtiyacın varsa bir dua edeyim. Cenab-ı Hak onu da geri çevirmiyor biliyor musun? Peki nereye tuttu? Senin aynı şekilde makas değiştirdin, cehenneme giden yola girdin. Cehenneme giden yola girdin. Kibir, enaniyet, ucub seni doğru cehenneme götürür. Doğru cehenneme götürür. Evliya-i kiram ise duasının kabul olduğunu duyduğu zaman utanır. Ben emanemelerde görmüştüm öyle. Bir şey oluydu falan dedi. Bu nasıl oluyor falan. Efendim işte sizin himmetiniz diye benim ağzımda öyle bir şey çıktı. Ya Emel abinin yüzü, kulakları, ensesini varınca kıpkırmızı oldu biliyor musun? Utancından. Ha dedim ben ne dediğim. Tabii 3 gün sonra jeton düştü bende. Hiç dedim bu büyükler kendi üzerlerine alır mı? Kendi hocasına. Mesela Hüseyin Hilmi Efendimiş olacak. Yok kardeşim o. İşte Efendi Hazretleri diyorlar ya, Efendi Hazretleri. Efendi Hazretleri yoktur benim hocam. Çünkü bir gün Seyit Fehim Hazretleri'nin, yok Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin kucağına kadıncağız getirmiş ya. Demiş bu çocuğu doktora götürdük, o doktor, bu doktor bir türlü ilaç demiş, bu çocuk bir türlü yürümüyor demiş. Tutuyla Seyit Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin kucağına koyuvermiş çocuğu. Seyit Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin kucağında böyle tutmuştum. Sonra yere bırakınca çocuk koşarak gitmiş. Şimdi rahmetli Seyit Taha amca vardı. Allah rahmet eylesin. O da yeğeni. O da orada yanlarında. Görmüş bunu. Yani Seyit Abdülhakim Arvazı'nın kucağına aldığını ve çocuğun da koşarak gittiğini görüyor. Aradan zaman geçince efendim diyor. Nasıl bir dua okudunuz o zaman? Ne duası diyor Taha. Efendim diyor biz de şahitiz işte diyor kucağınıza aldınız. Böyle bir müddet aynı şekilde dua okudunuz. Sonra çocuğu bırakınca koşarak gitti. Ne duası diyor ben dua falan etmedim diyor. Kucağımı aldım. Hocamı düşündüm Seyit Fehim Hazretleri'ne. Arz ettim. Efendim bana gelmedi size geldi diye. Ondan sonra bırakıverdim gitti. Onların kerameti o. Hiç... ya üzerlerine hiç aynı şekilde almıyorlar onu. Bana deseniz senin himmetin ne oldu diye. şey yani. işte yani. Osman Hoca şey, okumuş adam. Koskoca hoca. Biliyor yani derim. Allah Teala muhafaza eylesin. Anında götürür. Yani bir kimsenin rehberi, hakiki bir mürşidi yoksa tepetaklak olur. Yani mürşit geçinenler kastetmiyorum. Sahtekar çoğu. Çoğunluğu öyle. Ahir zamanda öyle olacak çünkü buyuruyor. Ama bunların içerisinde doğru olanlar da var mı? Elbette doğru olanlar elbette bulunacak. Kıyamete kadar da onlar da devam edecekler. Dolayısıyla bu israr sahibi olanlar yediklerine içtiklerine dikkat edin. Zaten bu kimsenin itikatları düzgün olmaz. İtikatları düzgün olmaz. Ve işte Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh alim hakla batılı ayıran. Bir bakıyorsun mesela adam ilahiyat okumuş veyahut da aynı şekilde medresede ehli tasavvuf geçiniyor falan. Bakıyorsun mesela diyelim ki Akşemseddin Hazretlerinden bahsediyor. Getiriyor Mevdudi'li aynı kefeye koyabiliyor işte. O da İslam alimi, bu da İslam alimi. Bu adam haklı batılı ayıramıyor. Ya itikadı bozuk yahut da haramıyor. Ayıramıyor. Mevdudi masonik bir herif. Seyyid Kutup da öyle. Ha, çok sevenler var. O ayrı bir mesele. Bilmiyorum da Allah-u Teala onlara da hidayet nasip etsin. Anlayış nasip etsin. Yani dikkatli bir şekilde okuması lazım. Benim babamın oğlu değil o. Akşemseddin Hazretleri de babamın oğlu değil. Yani Allah adamlarını biz akrabamız olduğu için veya şey için değil. Allah-u Teala rıza için seviyoruz. Öbürlerine de Allah rızası için buğz ediyoruz.
kimsenin bir alıp veremediğimiz söz konusu değil. Hani bazıları diyor ki ne alıp veremiyor? Bir alıp veremediğimiz yok ya. Böyle bir alıp veremediğimiz falan yok. Hani efendim Diyanet'te imamat okulu veyahut da ilahiyat. Vallahi bir alıp veremediğimiz, hiçbirisiyle bir alıp veremediğimiz söz konusu değil. Bizim gayemiz Ehl-i Sünnet alimlerinin bildirdiği doğru yol. Onun mücadelesini veriyoruz. Bu yolu kim anlatırsa ona da hizmet ederiz. Hizmetçisi oluruz. Çünkü Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala ile öyle buyurmuşlar. Efendim yeryüzünü aradık taradık bulamadık. Ha şimdi Ehl-i Sünnet diye geçinenler var. E bakıyorsun ama sapla samanı şapla şekeri karıştırıyor. Hakla batılı ayıramıyor. Bu adam hakla batılı ayıramıyor. Ve bir de lider oluyor veyahut da rehber oluyor. Veyahut da mürşit geçiniyor falan. Allah-u Teala korusun. Bu adamın gittiği yer felaket zaten. Gittiği yer yol felaket. Bunun peşine takılan da aynı felakete düçar olacaktır. Onun için Cenab-ı Hak hepimizin anlayışını artırsın. Amin. Helal lokmayı yemeği nasip ve müyesser etsin. Ahir vakitinizde hayır eylesin inşallah Teala. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz böylece programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olacağız. Başka bir konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız. Gönül Kulübü.